Hepinize selamlar dostlar. Uzun bir sürenin ardından Portia şehrindeyiz. Öncelikle şöyle bir uyanalım. Scrap, merhaba dostum. Hemen senin mamanı verelim. Çok çok uzun süre geçti. Portia'ya dönmeyeli. Özlemişim grafiklerini falan. Hikaye olarak en son nerede kaldık hiç hatırlamıyorum. Yani en son videoyu izleyip gelmek de istemedim. Bu bölümü geçiş olarak kabul edelim. Yani normalde bölümde iki gece geçiriyorduk. Bunu da muhtemelen tek gece geçiririm. Böyle Portialılara selam verip şehri gezip en son neler yapmıştık, nerede kalmıştık hatırlamakla geçecek bir bölüm olsun bu. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Bu bölümden öncekiler birinci sezondu. Bu ikinci sezon. Bu bölümü de geçen sezonun özeti gibi düşünebiliriz. Hemen dostumuza da... Bunu yersen benim kadar güçlü olursun. Oo, teşekkür ederim. Hello. Mr. Jango showed me around his restaurant. The menu was exquisite. Öğrenebilirsin. Ben sana atıştırma alanı vereyim. Nerede? Bakır bu. Kimin ne sevdiğine dair tuttuğum liste yanımda yok. Biraz doğaçlama gidecek o yüzden. Merhaba, iki kardeş geziyor. Diğeri nerede? Sen ne seversin? Elma seversin sanki. Yok, bekle sevmedin. Neyse, ben bir mektuplarıma bakayım. Bu verdiğimiz sipariş, tamam. Ay, Filiz. Ha, buna Filiz diyorduk. Bugün saat akşam 5'te şehir geçtiğinde seni bekliyor olacağım. Ay, kalpli falan böyle. Selam komşu, sana vermek istediğim ekstradan kürküm var. Bu ekstra incedir ve tüm tüyler kusursuzdur. Neden biliyor musun? Çünkü McDonald çiftliğinden geldi. McDonald şu karşıdaki tam elmanın hizasındaki çiftlikteki komşumuz. Şuradan robot dostumuz Ekin topladığı malzemeler. Bunlardan bir kurtulalım. Bu arada o verdiğin şey nereye gitti? Ha şu. Okyanus serveti. Aa. Hepsini sırala diyelim. Aa, okyanus serveti de gitti. Ha, şu kitabı da şuraya koyalım. Yemekte mi ki o? Aa. Buraya mı geçti acaba? Yo. Şimdi burada yok. Burada yok. Şimdi oyunu baştan anlatmam gerekirse, çünkü takip eden arkadaşlar da eminim şu an sitem ediyordur. Bunca zaman niye çekmedin? Nerede kaldı? Bunu bekliyorduk gibi. Çünkü bunu ilgiyle izleyen arkadaşlar da vardı ama onların da daha iyi bileceği gibi kanalın ilk serisi Portia'ydı. O dönemde farklı oyun oynama zamanım olmadığı için sadece Portia çekiyordum. Yani her gün Portia ekliyordum. Bir süre sonra ister istemez doydum. Bir de bunda bir diğer sebep de hikaye olarak bir boşluk oluşmaya başladı. Yani ilk zamanlar sürekli bir yerden bir yere bizi yönlendiriyordu. Daha sonra o hikaye akışı biraz yavaşladı. Tam da doyma dönemine denk gelince biraz ara vermek istedim. Şu an sanki yeni baştan başlamış gibiyim. Hani sesimden falan belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı heyecanlandım. Şimdi bu arada tekrardan rehber tadında, yani ilk kez izleyecek arkadaşlara tanıtım amacıyla yer yerde anlatarak ilerleyeyim müsaadenizle.
Bu arada benim o yemeğim nerede? Burada yok. Burada balıklar falan var. Oyunda açık dünya olarak geçiyor. Craft sistemimiz var. Çok tatlı bir hikaye konusu var. Çok canlı bir yapay zekası var. Yani o anki gündemden... Aa 6 taneymiş bunlar ya. Gel. Kullanırız. Tamam. O an büyük çaplı olarak ne yaşandıysa tüm şehir o konudan konuşmaya başlıyor. Şimdi şunu bir rafta atalım. Sen ne misin? Müzelik. Sandıklara isim verebiliyoruz. Bir tane sandığı açmamız yeterli. Hepsinin arasında geçiş yapabiliyoruz şuradan. Balık teker falan var. Tekeri de şöyle bırakalım. Tekerle alakalı bir şey var mı? Şurada montaj istasyonumuz var. Buradan hemen girip bize hikayenin verdiği açılmış malzemeleri yapıyoruz. Şuradan kontrol et deyip inşa et dediğimizde planı şuraya ekliyor. Çalışma masamız var. Her craft ve açık dünya oyununda olduğu gibi. Burada çiftliğimiz var. Tatlı mı tatlı. Bunlar henüz buzağı. Kuzu. Daha büyümediler. Böyle severek büyüyecek bunlar. Sevgiyle büyütüyoruz. Hani malum bir süt firması var. Şimdi ismini vermem yasak mı değil mi bilmiyorum. Onun reklamında geçtiği gibi yani bunlar burada mutlu şekilde büyüyor. Zamanla bunlardan süt ve et elde edeceğiz. Şöyle başlamışken seni sevmişim zaten. Sen sevmişim, sen sevmişim. Sanırım bitmiş. Burada düldülümüz var. İsmini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle bir seveyim ben seni. Özledin mi beni? Sol tarafta gördüğünüz bitkiler var. Bitkiler gerçek fizik tabanlı. Yani şöyle ki her bitkinin belli bir hasat mevsimi var. Oyunumuzda 4 mevsim var. Her mevsim 28 günden oluşuyor. Burada fabrikamız var. İçine aletleri biz ekleyebiliyoruz. Buradan da yapmak istediğimiz şeyleri seçiyoruz. Örneğin çelik top yapmak istediğimizde demir istiyormuş bizden. Demir ekliyoruz falan. Burada tavuk ve ördeklerimiz var. Bunlar da her gün tüy, yumurta tarzı hayvansal malzemeler veriyorlar bize. Ördek değil, ördek değil. Burada balıklarımız var. Yaklaşık hamurla besliyoruz bunları. Yaklaşık 8 günde bir yavru veriyorlar. Ne olarak eşlersek o değerde balık veriyor. Ben de oyundaki en değerli balıklarla doldurdum akvaryumları. Bu Portia'nın öğretmeni. I've been teaching my students about the history of Portia. Sana ne verebilirim? I like this gift. Güzel. Gökkuşağı limonatasını beğendi. Bu bizim cooking pot diye geçen yemek tarifi. Yani yemek yapma artık ocağımız diyeyim. Ben şu arkadaşı bir alayım. Şurada bir tane tuzağımız var. Buradan lama yakalamaya çalışıyoruz. İşte koyduğumuz meyveye göre yakaladığımız lama değişiyor şu lamalardan. Madencilik var. Craft var. Açık dünya oyunu. Her bir karakterle sosyal ilişkimiz var. Bunu da böyle her gün selam verdik. Puan kazanıyoruz. Sana ne verebilirim? Veri diski değil. I like this.
Hello. Aa, başkanım. My son Gust is nothing like. Sana ne verebilirim? Çay masası, koyu kahve masası. Aa, sen şey seviyordun. Ginger. Şey, ginseng. Ginger senin kızındı. Şuradan. Bir de mesela Gale'in yakın ilişkide olduğu 3 kişi var. Kızı, oğlu ve hizmetçisi. Bununla aramızı iyi tutarsak olası bir puan atlama, yeni seviye atlamada ilişki anlamında diğerlerine de puan veriyor. Mesela Russo. Yes, I'm in a hurry to buy some food for Miss Ginger. Bayan Ginger'a yemek almak için acelesi varmış. Sen kahve masası like seviyordun You're sanırım. Very nice. Bir 15'te buradan geldi. 15'te az önce gelmişti. Etti 30. Bu Portia'nın polislerinden like diyebileceğimiz savunucularından. Sana da kol gerisi. Hatırlıyorum birkaçını filminde sevdiğini böyle kabaca hatırlıyorum. Şimdi Ginger'ın abisi hey. Burada çalışıyor. Spring is a wonderful season. Girls all dress. Sana ne verebilirim? Limonata vereyim. Biraz sıcağında güzel gider. Şimdi bu arkadaşın bizde görevi var. Onu da şöyle göstereyim. Yuva kurma. Evlilik yüzüğü alacağız bu arkadaşa. Bu evlilik yüzüğünü sadece gizemli adam. Yanlış hatırlamıyorsam gizemli adam satıyor. Gizemli adam da şehre her ayın 27 ve 28. günü geliyor. Şu an mesela sahne geçişi tamamlansın. Sağ alt tarafta mevsimin kaçıncı günü olduğu yazıyor. Mesela şu an birinci mevsimin 20. günündeyiz. Yani bir hafta falan kalmış. Şimdi evleneceği arkadaş da bu. Spring has like the cutest dresses. Mesela bakın şu an konumuz ilkbahar. İlkbaharda en tatlış elbiseler ortaya çıkar. Az önce de Albert ilkbahardan bahsediyordu. Sen sarı safir kolye seversin. Tamam. Şimdi burada ne varmış? Burası ünlü kılıç ustası Django'nun lokantası. Hey. Yemekte de çok iyi, savaşmakta da çok iyi. Ben de mesela şimdi buna bir tane hediye edeceğim. Hmm? Oh, are you... Bir tane elma verdim. Bir de para karşılığı yeni bir tarif alacağım. Neymiş? Salata sosu, et, kırmızı biber. Etle alakalı bir yemek ver bana. Tamam. Bu karşı çiftliğimizdeki komşumuz Emily. Kendisi meyve salatasına bayılır. Güzel, onu da hatırlıyorum. Şurada etkinlikler var. İşte dart oyunu, tek kol ve benzeri. Buradan kazandığımız ödüllerle, çiplerle diyeyim, kendimize ödül seçebiliyoruz. Gel bakalım ne var ne yokmuş. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Aa, Jack. Hello. Merhaba. I do well in school. Not as... Elma yer misin? I bet you gave this a lot of thought. Oo, çok severmiş hem de. Hi. Alice, Portia'nın çiçekçisi. Do you see anything you like? Sana ne verebilirim? Bir tane kristal kolye versem. Aa, çok sevdi. Marta, Hello. Sporun var my mı? Store is my... Yoksa erken mi bitirdin? Sen süpürge seviyordun. How thoughtful. Hello. Bu da Portia'nın kaslı abisi. I said I wanted to be the strongest man. Tamam. Sana ne verebilirim? Sen acı çay seviyordun sanırım. It really is a nice present. Evet. Hi. Dediğim gibi arka arkaya o kadar çok oynadım ki ister istemez ezberlemişim, öğrenmişim.
Sen kazma falan seviyordun ama şu an yok yanımda. Veremem. Hi. Carol, merhaba. I'd love to visit the beach. Sana ne verebilirim? Bilemedim şu an. Thank you. Vereyim. Ay, çok puan vermedi. Neyse. Burası şehir. Burası belediye başkanının. Burası da görevleri aldığımız yer. Günlük belli bir görev oluyor. Onları alıp puan kazanıyoruz. Para kazanıyoruz. Şimdi neler varmış bir bakalım. Bugün hafta sonu olduğu için park bulma yani inceleme görevi var. Böyle gördüğümüz farkları tıklayarak işaretleyeceğiz. Böyle bir döndür. Şurada siyahlık var. Tamam. Son bir tane kaldı. Süre de burada. O yamukmuş. Ama çok ince yamukmuş. Hey! Presley de buranın müdürü. Never give up. Müdürüm sen ne seviyorsun? Çay masası sever misin? Sevmezmiş. Boşa gitti çay masası. Şu bir. İki. Şu üç. Başka. Ben şu an göremiyorum. Ama tahminim buralarda bir yerdedir. Çünkü sapta herhangi bir şey yok. Şu çıkıntıymış. Tamam. Burada ne varmış? Yatak. Şu bir hemen. Hemen göze çarpan. Ay susayım derken yanlış da dedim. Kaç tane? Bir tane daha bulmam lazımmış. Demek ki zor. İki. Son anda buldum orayı. Ya bu kalabalık ne? Bir saniye. Şu bir. Şu iki. Evet. Bir tane de son mu? Şurada bir karışıklık var. Evet, dördünü de bildik. Bu da bizim en büyük rakibimiz Huggins. Saat de bu arada 3'e gelmiş olmuş. 5'te buluşmamız vardı. Bakalım nasıl neticelenecek o da. Gel bakalım. Böyle yukarıdan bir şehir turu yapalım. Ay olmadı. Ne oldu? Çık çık yukarı. May sen ne yapıyorsun burada? I overheard someone saying that Gust. Portia'nın gazetecisi. I overheard someone saying that Gust. O değil, o değil, o değil.
Sen ne seversin? Hey, that's... Sen de pek sevmiyormuşsun limonatayı. Şimdi saat 4'e geliyor. Burada bir tane kafemiz var. Aşağı tarafı zaten göstermiştim. Şuraya gidelim. Burası Haydut Şövalye ile savaşırken yıkıldı. Hatta şununla geldiler. Bir el koyabilirsek fena olmaz ona. Şimdi balık yakalamak için belli bir balık bölgeleri var. Hangi bölgeden ne balığı çıktığını bıraktıysam açıklamanın içindeki linkten, yoksa da oyunun wikisinden takip edebilirsiniz. Ay. Çok güzel sofra kurmuşsunuz. Ben gideyim, müsaade. Saat 4.30, randevuma fazla kalmamış. Merhaba. It's not time for the date yet. I'll see you in a little bit. Aa, şu an zamanı değil dedi. 10 dakika var. Hey, tamam. I got some flowers from Al. Hediye olarak sana ne verebilirim? Bir tane. Yani çok bir işe yaramadı. I knew you'd come. Let's hurry. Hızlı olalım, hadi. Dostum sen eve dön. Benim bir randevum var. Gel bakalım. Ay, poz veriyor bir de. I can never get tired of a view. Yeah. Being here actually reminds me of Highwind. Seems like you really love. Of course. It's. Then why did you leave? Önümüzdeki manzaranın tadını çıkaralım. Hadi çıkaralım bakalım. Ay, çok güzel. Bayıldım. Bitti mi? Kız? Bu arada manzarayı da el ele izliyorduk, hani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu üstüm bayağı bir dolu. Şu ilişkiler bittikçe ilişkilerde kullandıkça bunlar azalacak. Şimdi şu an sosyal puanlarımıza bakalım. Ek çok iyi. Mükemmel. Gale var. Yeni seviye atladı. 6 yıldız olmuş. 6 çeyrek. 6 tam bir çeyrek scraps var. Bu artık evimizde kalıyor. Emily, Petra, Arlo yaklaşık 5.5 kalp. Filiz biraz düşük ama sürpriz geldi. Normalde evlilik için, yani oyunda evlilik de var. Evlilik için bir eş adayı belirlememiştim ama hikayesel anlatımda tüm planı Ginger'la evlenmemiz üstüne yapmış oyun yapımcıları. Yani Filiz'le evlenmek istediğimde, yıldızı yükseldiğinde direkt gidip evlenebiliyorum. Ama Ginger'la evlenmek istediğimde abisiyle aramı iyi tutacağım, babasıyla aramı iyi tutacağım, hizmetçisiyle aramı iyi tutacağım. Bunlardan aldığım puanlar çok etkileyecek. Oyunda son olarak zaten kendimize amaç olarak evlenmek, hatta çocuk sahibi olmak olarak belirledik. Yoksa şu an bir hikaye bitmiş olabilir. Bir durgunluk var. Alanımızı genişletiriz. Güzel bir törenle evleniriz. Artık hangi adayla evleneceksek.
Ve çok uzun sürmezse bir tane de minik bebek sahibi olabiliriz. Şimdi buralarda herhangi bir şey görmüyorum. Buradan da kayısı, elma, işte yiyorsun falan kurutuyoruz. Akşam oldu. Isaac. The book dama is oynuyordu, the lab. Sürekli yeniyor. Ne verebilirim sana? Al bir tane çay masası vereyim. Aa, o ne oldu? Şimdi yapacağımız bir şey kaldı mı? Haritayı açayım. Harita olarak şurada çöl var. Her çölde olduğu gibi sınırsız kum var. Şurada kiralık olarak kullandığımız maden bölgesi var. Hemen şurada sanırım ağaç çiftliğimiz var. Yine abonelik sistemiyle, yani para veriyoruz, bize her gün odun ya da odunsal malzeme gönderiyor. Onun dışında düşünüyorum herhangi bir şeyimiz yok. Şöyle bir içeri gireyim. Dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum bu bölümü. Biraz sohbetle, biraz oynayarak giriş bölümü olsun istedim. İkinci sezona başlamış gibi kabul edebiliriz. Çünkü artık amacımız maden kazmaktan ziyade iyi bir eş bulup evlenmek. Evimizi geliştireceğiz. Şu an evimiz birinci seviye, üçüncü seviyeye kadar geliştirebiliyoruz ama mükemmel paralar istiyor. Şu kırıklar, yamalar falan durmayacak yani burada. Başka planlama olarak harabeler denilen madenler var. Bazı harabelerden maden çıkarılırken bazı harabelerden de katman şekilde fight'e giriyoruz. Yani yaratıklarla savaşıyoruz. Oranın işte o katın ödülü neyse onu alıyoruz. Onları da deneyeceğiz. Hepsini bitirelim. Dostum, ben sana yemek vermiştim. Sen geziniyorsun böyle ama tatlı tatlı. O zaman bölümümüzü burada bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Her gün değil de 2 ya da 3 günde bir atmayı düşünüyorum. Çünkü tahminimce çok fazla bir bölüm kalmadı. Portia ile alakalı. Biraz tadını çıkararak, biraz dolaşarak, biraz da maden kazarak günlerimizi geçireceğiz muhtemelen. Görevlerimizi de yine takip ederiz. Adım adım evlilik yolunda ilerleyeceğiz bundan sonra. Senden nasıl ses geldi öyle? Sanki minlere çıkmışsın gibi. Şuralarda bir şey var mıydı? Yok, boşmuş. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.